görüşmeyeli tam 10 sene oldu. 10 sene sana daha 3 gün önce buradaydı. Sen sussana. Ya ne duruyorsunuz burada? Hadi içeri girin. Ay hadi şekerim. Hadi hadi. Ama... Yürüyün. Yürüyün kızlar. Teyze hoş. Erdüş'le ne yaptın? Hadi anlatsana. Anma o servet avcısının adını. Ben onu unuttum. Doğru yolu bulmuşa benziyorsun Hayruşcuğum. Sen haklıydın kardeşim. Anlatsana ne oldu? Anlatacak bir şey yok enişte. Adam beni param için seviyormuş. Ah aptal kafama. Bir hal çaresi bulmalıyız Salim. Ne yapıp edip onu buradan göndermeliyiz. Yoksa başımıza çör eklenecek. Çek bizim hakkımız, söke söke alırız. Çek bizim hakkımız, söke söke alırız. Çek bizim hakkımız, söke söke alırız. Delendiniz bakıyorum lan. Kezboş. Bunlar isyan ediyor, polise haber verelim. Burada polis yok Tezoş. Jandarma var. Sus kız. Hesap vereceksin Kezban. Nerede? İşte burada. Burada. Ne olacak? Ha? Ne? Çek. Çek istiyoruz öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Çek bizim hakkımız. Söke söke alırız. Çek bizim hakkımız. Söke söke. Kesin be. Tepemin tasını attırmadan çekin arabanızı. Bravo teyze. Bravo teyze. Bravo. Hadi çek arabanı. Bu işleri bana katılmadan olmaz. Hadi. Allah rahmet eylesin, bir komşumuz vardı. Çocukları olmuyordu. Babamın beni fazla sevmediğini bildiklerinden beni evlatlık edinmek istediler. Dedem de vardı. Onlarla beraber İstanbul'a gittim. Beni çok severlerdi. Ama gerçek bir anneyle babanın sevgisi başka olur tabii. Hayruşluk film var mı Hayruşluk? Dili Hayruş mu? Yani ablan Hayruş için mi? Ha anladım. Sen o deliden kurtulmak istiyorsun. Kolay sen o zaman. Sen ablama deli mi diyorsun lan? Yanlış anladın. Yani Deliler Koğuşu filmi var ya, istersen onu anlatayım. Ben sanattan anlamam. Bana Hayruş'u köyden sepetleyecek bir film lazım. Adresi şaşırdı. Korkma Hacer'im, korkma. Benim ben Erciğim. Seni korkutmayacağım. Erciğim canavar olmuş ya. Ödüm patlattın Erciğim. Sizi korkutmaya gelmedim. Ben Hayruş teyzenizi korkutmaya geldim. Ne işin var senin burada? Ne işin var? Ha? Söylesene ne işin var? Hayruş teyze! Ay deli mi ne? Ha? Ay çekil be! Çamaşır üstüne bassın teyze. Çekil! Hazır bas çekil ne yiyeceğiz? Çekil! Maskeyi bana ver! Maskeyi ver! Merhaba! Merhaba Cemal! O sahbeti! Cemal gel lan gel buraya! Maskeyi vermiyor ya! Ya! Yaktın beni. Turacı Bekir soyundan başka ne bekliyorsun? Kes. Çek. Eşliğin kuyuya kendin düştün. Sen sus be. Baba. Heh. Vallahi talih kuşu kondu başımıza. Ne talih ne kuşu oğlum? Öt bakalım ne oluyor? Bursa'dan bir düğüne çağırıyor arkadaşlar. Çok zengin bir iş adamının oğlunun düğünüymüş. Deme Burhan'ı. Ali adında bir asker arkadaşım var. İşi o ayarlamış.
Zaten düğün sahibi de cüre isterim diye tutturmuş. Düğüne gidiyoruz, düğüne. Çin çin altın cebimde. Düğüne gidiyoruz, düğüne. Paralar paralar cebimde. Sen ne yapıyorsun? Satranç mı öğreniyorsun bir tane? Uykum var. Biraz uyumak istiyorum. Oo canım. Canım hadi yatağına. Otursana oğlum. Sağ ol Hayriye teyze. Evladım otursana, rahatına bak. Kezban yenge yok değil mi? Yok yok, korkma. Hadi rahatına bak canım. Dışarı koyduğun kağıtlar nerede? Sen hani şeye gidiyordun? Hah, işte bunlar. İşte bu kağıtları unutmuşum. Almaya... Ha? Çek! Çek yok! Nereye koymuştun? Ya bu kağıtların arasına koymuştum. Ay panik yapma, iyice bak. Ya buçmadı ya. Sen al. Aa, üstüme iyilik sağlık. Bir hırsız demediğin kalmıştı, onu da söyledin, bravo. Kızım sen bunamışsın Kezboş. Nereye koyduğunu iyi düşün. Sana buraya koymuştum diyorum. Allah Allah. Yok işte, yok yok yok. Eve gelen gider oldu mu? Az önce Burhan buradaydı. Burhan mı? Hı? Çekil Burhan çal. Dur ayol, panik yapma, sakin ol biraz. Sakin mi olayım? Sana emanet olan çek çalındı diyorum, niye anlamıyorsun? Sinirlenmene gerek yok diyorum. Önce çeki nereye koyduğunu iyice düşün. Sana buraya koydum diyorum. Fil gibi karısın. Burhan'ın onu çalmasına engel olamadın değil mi? Galibinden utan. Bu çocuğun günahını alıyorsun Kezboş. Çocukcağız bir yere gitmedi ki, şuracıkta oturup kahveciğini içti. Bahsettiğim çek de şuracıktaydı. Tam şuracıkta. Ama şimdi yok. Bunlar sülalece çalarlar. Cura çalarlar, flüt çalarlar, çek çalarlar. Çalarlar da çalarlar. Senden korkulur valla. İftira atmaya birebirsin kızım. Peki madem çalmadı niye kaçtı? Ne yapacağım belli olmadığı için çocukcağız korkup kaçtı. Ortak olmadığınız ne malum? Ha. Belki de ona çalmasını sen söyledin. Ne demez. Ona çeki çalıp bozdurduktan sonra da paraları İsviçre bankalarına yatırmasını söyledim. Bana bak, tepemin tasını attırmadan çekil başımdan, yoksa elimden bir kaza çıkacak ona göre ha. Hadi vur. Vur da sana dünyanın kaçmayacak olduğunu göstereyim. Yıldız savaşları başlamış. Kezban'ım ben geldim. Geldiysen geldin, ne yapayım? Yoluna kırmızı halı mı sereyim? Yoksa bando takımını çağırayım? Tövbe tövbe. Anamın heyelleri üstünde yine. Anneniz yine keçileri kaçırdı. Onu bir an önce akıl hastanesine yatırsanız da hepimiz kurtulsak. Eyvah, karım delirdi mi? Senin karın zaten deliydi be. Aman baba, 40 yıllık karını bilmezmiş gibi konuşuyorsun. Eve hırsız girmiş, hırsız. Ne? Hırsız mı? Hırsız mı? Ne hırsızı? Bu köyde hırsız yok ki. Yurt dışından getirttik canım. Hem bu hırsız kalp çalmakla yetinmiyor, çek de çalıyor. Çeki mi çalmış? O zaman hemen gidip jandarmaya haber veririm. Dur sen hele. Ben biliyorum kimin çaldığını. Biliyor mu? Kimmiş? Burhan. Ne? Kızımın kalbini çaldığı yetmezmiş gibi bir de çekimizi çaldı. Ne diyorsun sen ana? Ne diyorsun sen ana? Senin kulağından zorun mu var? Burhan çeki çaldı diyor. Burhan böyle bir şey yapmaz, inanmıyorum. Teyzene sor. Yok canım. Kezboş çocuğa iftira ediyorsun. Gözlerinle görmediğin şeye inanma canım. Onu ev alacağını bilseydim her tarafa gizli kameralar yerleştirirdim. Ben şimdi Cüreci Bekir'in evini basmaya gidiyorum. Çeki bozmadan Burhan'ı bulmalıyım. Yoksa yandım ben, yandım. Ana bekle. Git be. Ana. Of of. Kezban'ım bekle. Kezban'ım bekle ne olur. Yavaş. Kezban'ım bekle. Hacer, anamın dedikleri doğru mu? Sahiden Burhan mı çaldı? Ya para bu. Paranın yaptıramayacağı şey yoktur. Burhan asla böyle bir şey yapmaz. Hadi kız, başınıza talih kuşu kondu. Artık o çekle düğününüzü edersiniz. Allah yazdıysa bozsun. Öyle para geleceğine gelmez olsun. Dur bekle. Hacer'im. Ercip. Damat gibi olmuşsun lan. Damat oldum.
ya. Kezban sana Hacer'i vermez Ercep. Vermez mi? Vermez. Ama ben Hacer'imi istiyorum. Boş ver Hacer'i, biz sana başka kız alalım. Olmaz. Ben Hacer'imle evleneceğim. Ha, Kezban yenge geçiyor, bak. Ercep, bak kaynanan geçiyor. Bak koşuyor. Koşuyor bak. Aman, kaynanan baldızı. Hacer'im de orada. Hacer'im istemeye gidiyordum. Hadi, onlar ben istemeye geliyor. Çok ballısın valla. Hadi koş onlara. Hadi. Hey ya. Hadi. Koş Ercan. Koş. Anca gidersin. Yaktım çırağı. Yaktım. Hacer. Ana Ercan. Ne bu halinle? Düğüne mi gidiyor? He ya, düğüne gidiyorum. Allah Allah, kimin düğünüymüş bu? Ercep'le Hacer'imin düğünü. Bak sakın anamın yanında da söyleme. Zaten barut gibi yakar seni vallahi, benden söylemesi. Ama Hacer, ben zaten yanıyorum. Çıra gibi. Aman hadi neyse, hadi bay bay. Hacer'imi alacağım, Hacer'im. Duracım Eki, Alfam Eki, Burhan. Allah'ım yarabbim. Duracım Eki, Alfam Eki, Hamide. Açın lan kapıyı, açın. İçeride olduğunuzu biliyorum lan. Kezban, kapıyı kıracaksın, açın yavaş. Hacı. Hacı, şimdi isteyeyim mi seni? Sakın ha, sus. Kezban yenge, Kezban yenge. Ercep. Kezban yenge. Sen buraya Burhan'a sülbiyeyi vermeye geliyorsun da. Sussana be. Hacı Arim'i niye bana vermiyorsun? Ne diyor lan? Kezban yenge, Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Sus diyorum. Sus. Hacı Arim'i bana istiyorum. Verin. Al sana. Kızım bari yapayım, bir de köyün delisi çıktı başıma. Çekil lan başından. Yürü lan. Yürü ikile. Hadi. Teşekkür ederim. Hacer bana varacak. Düğünümüz olacak. Oh. Hacer kız, dön sen de önüne. Yoksa veririm seni Ercep'e valla. Yok tövbe. Açın lan kapıyı. Açın lan şu kapıyı. Aç şu kapıyı Salim. Bende anahtar yok ki. Kır o zaman. Hani tecavüzden içeriye atarlar bizi. Kır yoksa ben seni kırarım. O ne be? Buldum Kezban'ı, buldum. Ver. Onu. Onlar evde yok bir Kerem. Boşuna gelmişsiniz. Çekiç alıp köyü terk etmiş mendoburlar. Abla, gördün mü aşk karın doyurmuyormuş. Seninki sıcak paraya bulunca nasıl dağıttı sana tekmeyi? Olanlara inanamıyorum. Burhan bunu yapamaz. Hı? Pikniğe gitmediler herhalde. Sülbiye, ne oldu kız? Kaçtın mı sonunda Burhan'a? Burhan kadar taş düşsün başına ye mi? Kezban yenge. Amcamlar yok mu? Sana sormalı Saffet. Amcanlar nerede? Bundan sonra danışman parası alıyoruz. Sorun söyleyelim. İtinayla ara bozulur. Hı-hı. Aşıklar kavuşturulur. Seni itinayla bir boğarım ki Saffet. Söyle nerede çalgıcı sülalesi, nerede? Neden arıyorsunuz onları? Jandarmaya vereceğim. Hırsızlık suçundan. Ne? Önümden çekilsene. Sülbiye, dur kız. Sülbiye sen alıyorsun. Allah Allah, nereden anladın? Çekil yolumdan. Sülbiye bir dakika lütfen. Söylesene, ne oldu söyle. Duaların kabul oldu Hamdi. Burhan'la ayrıldık. Anamın çekini çalmış. Vay hırsız vay. Belliydi zaten, habire çalıp duruyorlardı. Bunlar sülalecek hırsız. Sülbiye, Burhan hırsız olduğuna göre şimdi bana varacaksın mı? Sana geldim zaten çeyrek akıllı. İyi. Hadi motosikletinle kaçır beni. Yaşasın be. Ama bir dakika. Motosiklette yeterince benzin yok.
Senin kafanda da yeterince beyin. Lan şu kadın milletini anlamak çok zor. Hem kaçır diyor hem de vuruyor. Kimse benim amcaoğluma hırsız diyemez. Ben diyorum işte. Ne can? Ana. Sen karışma. Burhan benim canım ciğerimdir. Ona söylenen her söz bana söylenmiş demektir. Soyguncular ne olacak? Al birini vur ötekine. Kezbani yenge iftira atma, kötü olacak bak. Ne olacakmış lan? Senin film numaraların sökmez bana. Hadi gidelim Kezbanım. Gidelim. Gidelim de jandarmaya haber edelim. Tutuklasınlar da aklı başına gelsin amcaoğlunu. Oh be! İşinize gelince Saffet bana yardım et. İşinize gelmeyince Saffet kötü oluyor. Köyün acil durumlar için kırınız levhasına çevirdiniz be. Ay şuna bak. Hacer. Git ablana bir bak kızım hadi. Ay. Hacer dedim. Ne oldu ne oldu? Çek bulundu mu? Hey ya, çek bulundu. Nerede, nerede? Mercimek tarlasında. Şakanın sırası mı be Kezban? Allah Allah. Hacer. Lafı gümbürtüye getirme de git ablana bak hadi. Of, tamam ana ya. Ne yapsın ağlıyor işte. Biliyorsun ağlayınca rahatsız edilmek istemiyor. Ablan o senin kızım. İki kardeş arasında küslük olmaz. Sana ağlıyor dedim. Hem beni görünce daha çok ağlıyor. Neden kız? Burhan'la buluşmak için bana verdiği dövizler aklıma geliyormuş. Ne dövizi kız? Ne? Ne dedim ben? Ben döviz mi dedim? Ana. Ay bak. Sus bak. Gel gel. Ay Sülbi ablamın sesi geliyor. Daha oraya kadar görüyor musun? Vah ablacığım nasıl hıçkırıyor. Falan gelmiyor. Öyle mi? Tamam, o zaman boş ver. O zaten uyumuştur. Gel gel. İyi. Sülbe şok geçiriyor. Allah korusun ya kendine bir şey yaparsa. Hiç ses gelmiyor. Aa. Hacer, Hacer koş ablana bak. Koş kız. Önce kapıya bak. Bakayım. Hayır Sülbiş'e bak kızım. Ha? Kapı dedim Hacer. Hayır Sülbiş dedim kızım. Kapı. Hayır Sülbiş'e bak. Aa. Yeter be. Pimpon topuna çevirdiniz. Delireceğim vallahi. İki kardeş masa tenisi oynuyor olan bizde oluyor. Hı? Ana. Çok merak ettiysen sen kapıya. Hayruş teyze sen de ablama bak. Pimpon turnuvası da bir yıllık tatile girmiştir. Gelecek yıl buluşuruz. Hadi bay bay. Ya ne bu gürültü ya? Oo gel gel. Hayruş teyze gel. Sana bir şey soracağım. Sor kuzum. Bana sor oğlum. Hayruş teyzen bilmez. Gel. Allah Allah. Gel. Sen çok biliyorsun. Olmaz ne demek anne? He? Hadi bakalım söylesene çok bilmiş muhtar hanım. Yok yok entelektüel muhtar. Neymiş bakalım şahmat? Sen bilmeyesin diye söylemiyorum işte. Merakından çatla emin. Bilmiyorsun işte. Bilmiyorsun işte. Bilmiyorsun. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Kimsenin kapıyı açacağı yok. Gideyim bari ben açayım. Ay Sülbiş'im yeter artık ağlama kızım. Yalancı düzenbaz alçak. Hırsızlık yapacağı aklımın ucundan geçmezdi. Yangına körükle gitme Sülbiş. Daha ortada fol yok yumurta yok kızım. Çocuğu boş yere suçluyorsun. Burhan hırsız çıktı teyze hırsız. Boyu devrilsin onun. Ayol daha bir şey bilmiyoruz. Her şey ortada teyze. Köyü terk edip gitmişler. Terk edildim teyze. Burhan seni çok sever Sülbiş'im. O kişiden bana bahsetme teyze. Ondan nefret ediyorum. Şeytan görsün yüzümü. Beni 3 kuruşa tercih etti. Evladım annen gibi konuşma Allah aşkına. Canım benim. Kızım. Yavrum.
Canım oğlum. Kezban'ım bak, Avni hayırlı bir iş için bize gelmiş. Hoş geldin Avni. Hoş bulduk Kezban yenge. Çocuklar evde yok mu? Evde tek çocuk, üç tane de gelinlik kız var. Birinin yaşı biraz geçkin ama olsun. Olsun. O da kısmetini bekliyor. Evet. Ana, teyzem duyarsa seni fena yapar. de bakayım, neymiş hayırlı haberin? Ben buraya bizim tarlayı okul için bağışlamaya geldim. Durup dururken bu tarlayı hibe etmek de nereden çıktı? Sana ne ya? Köyün çocuklarına yazık. Okuyacağız diye sabahın köründe onlarca kilometre yol tepiyorlar. Onlara çok üzülüyorum Kezban yenge. Daha önce aklın neredeydi? Sen susana kız! Hoş geldin Avni. Hoş bulduk Hayriş teyze. Kezban yenge. Evde bir eksik mi var? Avni efendi, neden geldin anlaşıldı. Kapıyı ben mi göstereyim yoksa kendin bulur musun? Hadi yallah. Tamam, yürü. Zahmet etme, ben bulurum. Bak hala dur. Ders ne zaman başlayacak? Bugün ders yok. Yok mu? Burhan nerede? Kim bilir nerede? Kezban yengenin çekini alıp kaçmışlar. Köyü terk etmişler. Dersi kaynatmak için yalan söylüyorsunuz. Vallahi doğru söylüyorum. Bugün okullar tatil. Beni kandıramazsınız. Burhan gelene kadar size ben ders vereceğim. Oo, sen çok beklersin o zaman. Allah bilir şimdi nerededir? İstanbul mu? Ankara mı? Aha! Belki de yurt dışındadır. Size inanmıyorum. Çıkarın kağıt kalemlerinizi, yazılı yapacağım. Benim kağıt kalemim yok. Beni sözlüğe kaldır. Ben sana vereyim. Teşekkür ederim. Aman başımızda bayan bir öğretmen olması bir başka tahmin. İyi ki Burhan çeki alıp gitti. Ercep, sen yalan söylemezsin. Burhan gerçekten çeki çaldı mı? Evet. İnanmıyorsan Kezban yengeye sor. Ben birazdan gelirim. Aferin lan deli. Sayende ders kaynadı. Aman be baba. Deli işte. Niye bağırdığını kendi de bilmiyor. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Arkadaşlar selamun aleyküm. Allah Allah. Yuu diyor bunlara böyle. Allah'ın selamını da almıyorlar. Üstümüzü başımızı değiştik ya, belki ondan tanımadılar. Değişe sadece semermiz. Burada bir şeyler dönüyor ama ne? Kızım de bana bak. Yoksa borç falan vardı köylerden ha? Üstüme iyilik sağlık. Sen de beni faizci sandın galiba. Şimdi ne olduğunu anlarız. Yürü Burhan, kahveye gidelim. Hamide, sen de bakkala uğramadan doğruca eve. Yürü. Oğlum, yürü bavulları getir. Peki abla. Ey ahali! Ey ahali! Soyguncular geri geldi! Hırkızlar geri geldi! Paraları yemişler! Vallahi bitirmişler! Selamünaleyküm arkadaşlar. Selam vermesinler. Paraları yemişler, bitirmişler. Bir de utanmadan köye geri dönüyorlar. Baba ya. Durum ciddi anlaşılan. Bakın arkadaşlar, size şehirde neler getirdik. Burhan, getir hediyeleri arkadaşlara dağıtalım. Gel 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 gel. Mustafa amca, al bu sana. bu senin Ahmet abi. Usta. Arkadaşların çayını tazele, beğendin. İstemez kalsın. Burada neler oluyor? Canım oğlum benim.
Ağzından yer altın oğlum. O nasıl söz öyle? Şimdi teyzesi kuzucuğuna bir limonlu ıhlamur kaynatır, bir şeycik almaz. Sağ ol teyze. Senin numaracı seni. Okula gitmemek için hasta numarası yapıyorsun değil mi? Uğraşma kardeşinle kızım. Rahat bırak çocuğu. Ben oğlumun göğsünü bir güzel fikserim. Hiçbir şeycik almaz. Ay cayır cayır yanıyor bu çocuk Kezban. Karışma sen. Ben 3 tane çocuk büyüttüm. Ağzını aç bakayım, dilini çıkar. Dilini. Tamam. Sana 1 hafta rapor yazıyorum. Ellerin ders görmesin doktor amca. Ay canım benim. Mix de olmaz. İlaç vermek lazım buna. Siz ne karışıyorsunuz? Benden daha iyi mi bileceksiniz? Sen de muhtar mısın, doktor musun anlamadım. Bu 3 çocuğu bu yaşa kadar ben büyüttüm canım. Sen değil. Hem sen kendi işine baksana. Dil değil, kaktüs mübarek. Canım benim. Canım. İlacını getirdim. Kaldır başını. Bu kim? Kim olacak Deli Ercep? Hacer'ini özlemiş. Hiç olmazsa deli, hırsız değil. Tövbe tövbe. Ne oldu? Kes bayınca. Dur lan, dur. Of! Dolap beygiri gibi ne dönüp duruyorsun lan? Başımı döndürdün. Müjdemi isterim Kezban yenge. Ne müjdesi lan? Söyle hele ne oldu? Hacer'imi bana verecek mi? Hacer'i verecek kadar değerliyse veririm. Neymiş müjden de bakayım. Yine. Hırkızlar! Döndüler! Kaçmadan koş onları yakala hadi. Yoksa curacılar mı geri döndü? Ne curacıları Kezban yenge? Çek senet mafyası artık onlar. Haberin yok. Ne? Hem de bütün parayı harcamışlar. Söylediler mi sana? Hepsinin üstünde yeni kıyafetler var. Tanıyamadım valla. Vay soyguncular vay. Tabii hiç boş durmamışlar. Sülviye'nin kaynanasında altın bilezikler. Böyle. Şengar. O kim? Kim olacak? Hamide teyze. Sana bile hediye almış Kezban yenge. Hediyeleri bassın. Ben onları hapislerde süründürmez miyim? Kezban yenge. Dur bekle. Ben de geliyorum. Kezban yenge bilse mi ben? Ya Kezban yenge. Hacı Arın. Yolda mı uzun? Kız bizim tezekçi Hamide değil mi bu? O vallahi o. Tabii çaldılar parayı, üstlerine başlarına harcadılar. Haram olsun inşallah. Yürü gidelim, hadi yürü. Saçına bak, berbere de gitmiş. Ona berber denmez canım, kuaför. Ama köy yerinde kuaförü nereden bileceksin? Ay. Dikkat et oğlum, o valiz timsah derisinden yapılmıştır, çok pahalıdır. Şuna bak, Vindex'i bize timsah derisi diye yutturuyor. Sonradan görme ne olacak? Kezban yenge bütün bunları burnundan fitil fitil getirecek. 100 milyon bozun var mı çocuğum? 100 milyon mu? En ufak paran bu kadar da ayıptır söylemesi. Bozdurayım abla parayı. Görgüsüz ne olacak? Bozdurdular tabii çeki, el alemin parasıyla hava atıyorlar. Amani. İmdat! Yetişin komşular! Yetişin imdat! Evime hırsız girmiş! Hiç muhatabımız değilsin! Hacer'im kaçma Hacer'im! Beni tanımadın mı? Ana sen nereye gidiyorsun? Ana gel vazgeç gitme. Doğduklarına pişman edeceğim onları. Ya ana, kanun var, nizam var. Gel etme. Kanun da benim, nizam da benim. Hem senin ne işin var burada? Gelme, hadi yürü. Peki ama sakın bir delilik etme. Ana! Bana mı seslendin Hacer'im? Bana mı? Dilinizi mi yuttunuz lan? Konuşsanıza he?
Baba dedi Curhan'ı çal, belki tepki verirler. He, iyi fikir. Aklına bin yaşa Burhan. Bana bakın lan, size cura çenem mi? He? Hiç mi özlemeniz lan? Dengelin, dengelin. Burhan, biz yanlış köye geldik oğlum. Baba saçmalama. Baksana, benim curamı dinlemekten kaçıyor bunlar. Bu işin altında başka bir şeyler var ama ne? Evet. Ya delik ezberli işi ya da köye uzaylılar geldi. Baba, ben Sülbiye'yi çok özledim. İyi, git bakalım. Beni yalnız bırakma uzaylılarla. Bakalım yetleri neymiş? Bana bak, Sülbiye olduğundan emin ol, başkasına verme hediye. Baba sen iyi misin? Ben iyiyim de bunlara bir haller olmuş. Hadi görüşürüz. Konuş sözü lan! Köyümüze okuyordu maşallah. Lengirink, lengirink. Köyümüze gelmişizdir inşallah. Aklınıza sahip olun, koymüler. Vah anam vah, vay anam vay. O kadar çıktıktan sonra inmek zor olsa gerek. Sen kimsin? Hükünahar tabii, tanımazsın. Ya sabahtan beri herkes uzaylı gibi davranıyor. Nesi var bunların, Safet? Amca sen de az değilsin ha. Niyeymiş o? Kezban yenge sizi arayıp duruyor. O deli garı beni ne yapacakmış he? Çek. Lan çekeceğim şimdi az dişini he? Burhan'ın çaldığı çek amca. İtira etme lan, lafını bil öyle konuş. Niye kayıplara karıştınız öyle birden? Bursa'ya gittik ailecek. Düğünde cüre çalmak da mı suç? Ekistire'den geliyor mu oğlum? Ekistire'den. Siz çeki bozdurmaya gitmediniz mi? Durmayın kafanı Saffet. Ne çeki? Senin şu köyde varı vereceğin en fazla Ercep olur. Ben sana söyleyeyim. Bak eli çapa da tutuyor. Kimse almaz seni kızım, elindekinin değerini bil. Hacare, sen Cemile'yle küsmesin. Bak tarlalarımız yan yana. Ne de olsa komşuyuz. Hem bak ne de güzel konuşuyor. Cemile, bak benimle uğraşma. Canım bugün kimseyi dövmek istemiyor ona göre. Aslan gibi yiğidimi lekelediniz. Sen aslanla kediyi biraz birbirine karıştırıyorsun galiba. Ağzını topla kız. Benim müstakbel kocam hakkında böyle konuşamazsın. Kimden bahsediyor bu Hacer'im? Aman kim olacak? Hırsız Burhan'dan. Hırsız tabii. Sen de doğru yolu bulmuşsun bakıyorum. Ama kalbimin hırsızı. Anlat anlat, çok heyecanlı oluyor. Hasedinden çatla emi. Sen orada burada Avni ile buluş. Sonra müstakbel kocam Burhan'dır de. Oldu. Lafını bil Hacer. İftira atmak sizin sülalede genetik galiba. Hacer'im, ben seni gece rüyamda gördüm. Kabus olmasın o? Cemile. Çek hırsızlar bizim köye dönüyordu. Ben de onların elinde seni böyle kurtardım Hacer. Ne? Burhanlar döndü mü? Bak, çek hırsızlarını nasıl biliyor, görüyorsun değil mi? Burhan'ım, Burhan'ı bana dönmüş. Koş koş Cemile, anca yetişirsin. Hacer'im, ben de sana koşayım. Aman dur dur dur. Kezban, hangi dağda kurt öldü? Yoksa evimize hırsız girdi diye bize geçmiş olsuna mı geldi? Hırsız nemli hırsız mı girmiş? Bir şey çalmışlar mı bari? Etrafı dağıtmışlar o kadar. Bursa'ya alışverişe gittiydik de. Hay Allah, ben de ne unuttuk diyordum. Sana hediye almayı unutmuşum. Çalıntı paranın hediyesi mi olurmuş? Kezban, biz öyle insanlar değiliz. Bunlar ne o zaman ha? Bunlar ha? Küpe. Bunlar ne? Elbise! Bunlar ne? Buruşturma elbisenin kaç para olduğunu biliyor musun? Nereye sakladınız çeki? Ne çeki Kezban? Burhan'ın çaldığı çeki. Dellenme kız! Paraları yediniz değil mi? Paralar bunun içinde mi? Paralara yok Kezban! Yalan atma! Yoksa yolarım seni! Dur! Dur! Tamam! Yapma! Çok güzel olacak! Amide iyi kuzur gitti. Hayda yorulur. Paralarım gitti. Daha güzel olacak. Daha güzel. Çeki çalarsın.
Bu ne surat böyle? Beni gören yüzünü dönüyor. Zülbiye, hoş geldin demek yok mu? Bak, sana Bursa'dan ne aldım? İstemiyorum, kalsın. Şükür, sonunda konuştun. Neyin var senin? Git burada. Kız yoksa anam mı var içeride? Hırsızlarla konuşmamak için anama gerek yok. Hırsız mı? Ne hırsızı kız? Sen daha iyi biliyorsun Burhan. Hem biz artık seninle olamayız. Bunlar senin lafların değil Sülbiye. Kimin olduğunun ne önemi var? Anam mı söyletiyor sana bu lafları? Doğruyu söyle. Asıl sen bana doğruyu söyle. Neden çaldın o çeki? Çek mi? Ne çeki? Sakın inkar etme. Biz parasız da mutlu mesut olurduk Burhan. O kirli parayla bana hediye almana gerek yoktu. Sülbiye, ben hiçbir şey çalmadım. Neler uyduruyorsun öyle? Peki niye kaçtın? Anandan kaçtım Sülbiye. Beni evde görseydi kemiklerimi kırardı, bilmez misin? Bizim evde ne işin vardı? Bursa'ya gidecektim. Bir şeye ihtiyacın var mı diye sormaya geldim. Ama evde yoktun. Hayruş da kahve için eve çağırınca... Yalan söylüyorsun. Sen hem bir yalancısın hem de hırsızsın. Git buradan. Aman da kınalı kuzum hasta olmuş. Kıyamam ben sana. Biraz daha uyu kuzucum, yerine bir şeyin kalmaz. Uykum yok ki. Demek uykun yok. Getirelim o zaman uykunu. Teyzeciğin kitap okusun mu sana? Okur musun? Okumam mı? En iyisi sana sevdiğin bir masalı anlatayım ha. Kitabı sonra da okusak olur. Kaçacak değil ya. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, deve tellal iken... Sana inanmıyorum. Birazdan devam edelim. Ben sadece seni görmek için gelmiştim Sülbiye, yemin ederim. Bunlar ananın oyunları Sülbiye. Ben hiçbir şey çalmadım, yemin ederim sana. Sana inanmıyorum, git buradan. Sakın bir daha da karşıma çıkma. Benim hırsız sevgilim yok, anladın mı? Yok. Sülbiye. Burhan haklı kızım. O gün seni görmeye gelmişti. Duydun mu? Hı. Benim bir suçum yok, ben hiçbir şey çalmadım. Sana git dedim. Bir daha da gelme. Ama Sülbiş'cim. Sen karışma teyze. Günaydın Kezban yenge. Hırsız gelmiş. Ya. Geldi de bana görünmeye korkuyor hırsız. Hem artık kaçamaz. Ben jandarmaya haber ettim. Ne ettin ne ettin lan? Jandarmaya haber ettim. Hırsız değil mi bunlar? Ulan Erli, kedi olalı bir fare yakalayabildin. Aferin sana lan, aferin. Ha, hırsız geldi işte. Kezban yenge. Burak'a bak. Utanmadan buraya nasıl geliyorsun? Bursa'da bozdurdunuz değil mi çeki? Hırsız Buran. Cevap versen lan. Şuna söyle konuşup durmasın Kezban yenge. Benim o çekten haberim yok. Günahımı alıyorsunuz. Bak bak nasıl da inkar ediyor bak. Çalışmaya gittik Bursa'ya. Bursa'ya gittiğinizi biliyorum. Çeki ne yaptınız? Hı. Asıl sen söyle çeki ne yaptığını. Bir de yağ gibi üste çıkıyorsun ha? Ana. Bir yanlışlık yapıyorsun Kezban yenge. Kanun var bu memlekette. Gider anlatırsın derdini artık. Ulan kendi hayatını mahvettin Sülbiye'den ne istiyorsun? Anne. Soruları ben sorarım. Kızımdan ne istedin? Asıl sen bizden ne istedin Kezban yenge? Hamide teyze, duyar duymaz geldim. Bu ne hal böyle? Katrina kasırgası mı geçti buradan? Yok kızım, Kezban kasırgası. Hem de tam kafamın üstünden geçti. Sen otur Hamide teyze. İftiracı Kezban yenge yormuştur seni. Utanmadan koskoca muallime iftira ediyorlar. Benim bildiğim Burhan kimsenin malına yan gözle bakmaz. Koskoca Curacı ailesine yapılır mı bu? Ne demişler? Cahil adamdan kork. Hem muallim hem sanatçı. Burhan'dan kimseye zarar gelmez. Tam gelinim olacak kızsın valla. He valla. Neyim eksik? Eksiğin yok kız, fazlan bile var. Hamide teyze,
Bir kahve yapayım mı sana, moralin güzelsin? Hamide! Sana kötü bir haberim var. Kezban hepimizin adına... Hırsıza çıkardı. Cemile mi söyledi? Yok, bizzat Kezban. Bunlar ailece iftiracı Bekir amca. Fazla yüz göz olmamak lazım. Gördün kız. Burhan'a söyleyeyim ama dinletemiyorum ki. Sen de kahve içer misin Bekir amca? Yap bakalım. Sen de bir kahveni içerim. Hamide, saçlar ne güzel olmuş. Kezban kuaförüne mi gittin? Benim masum olduğumu biliyorsun Kezban yenge. Burhan, gözlerinden anlaşılıyor. Çünkü sen çalmışsın. Sonunda muradına erdin. Sevenleri ayırdın. Sen sevemezsin lan. Hırsızların duyguları yoktur. Aha da jandarmalar geliyor işte. Kolay gelsin. Şimdi paçaların tutuştu değil mi? Benim kimseden korkum yok. Burhan Cüret'i sen misin? Evet bu. Evet benim. Çek hırsızlığından seni tevkif ediyorum. Çok iyi ediyorsun. Penceresi camcama muallim. Selam söyle amcama muallim. Selam söyle amcama muallim. Amcam kızını vermese muallim. Ne kuduruyor amcam lan burası kızını mutlar? Vermese turşu da kursun dese muallim. Turşu da kursun dese Allah muallim. Allah Allah! Mutlarlık lan burası! Sordum sarı çiçeğe, annen baban nerede diye. Sordum sarı çiçeğe, annen baban. Burhan'ın böyle bir şey yapacağını hala aklım almıyor. Suyun durgun olanından adamın yere bakanından korkacaksın. Sağ olasın kızım. Öyle değil mi abla? Abla. Şşş, sana dedim. Ne olur acayip gelme üstüme ya. Zaten olanlardan beynim durdu. Aman canım, sende beyin yoktu ki. Olsaydı o hırsız Burhan'a aşık olmazdım. Hacoş, varma üstüne. Görmüyor musun kızcağız ne halde? Kezban deli meli ama bazen yerinde kararlar alıyor. İyi ki karşı çıktı da Sülbi'yi şu densizle evlendirmedik. Yoksa rezil rüsva olacaktık. Aman bir kere onun suratında meymenet yok. Ne mal olduğu yüzünden belli. İnşallah hapislerde sürüm sürüm sürünür. Beddua edip durmasana kız. Hem onun çaldığı ne malum? Baştan beri günahını alıyorsunuz. Şu anda yaptığınız şey yargısız infaz. Çocukcağızın yaptığı ispatlanmadı daha. O zaman niye jandarmalar onu alıp götürdü? Demek ki çalmış. Ne oldu Kezban? Jandarmalar Burhan'ı serbest bırakmış. Ne? 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 Oh. Gel gel. Yok. Bu zamanda herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Bankaları hortumlayanlar da ellerini kollarını sallaya sallaya dışarıda dolaşıyor. Buran hırsızlık yapıyor, cezasını almıyor. Kes sesini Hacer! Yoksa o dilini kökünden keserim, haberin olsun ha. Oh. Ağzına sağlık teyze. Peki niye serbest bıraktılar? Bütün deliller suçlu olduğunu ispat ediyor. Ay enişte, ben seni görmeyeli hukuk fakültesini mi bitirdin ha? Yo, nereden icap etti bu? Ay hayır yani, avukatlar gibi konuştun da. Jandarma Bursa'ya bilir kişi gönderip olayı soruşturmuş. Buranın dedikleri doğruymuş. Paraları düğünden mi kazanmış? He? He. Onun yapmadığını biliyordum. Allah'ım sana binlerce şükürler olsun. Gördünüz mü Hacoş Hanım? Boş yere çocukcağızın günahını aldınız. Bak suçsuzmuş. Peki Burhan suçsuzsa o zaman suçlu kim? Ben de onu diyorum Salim. Çeki kim aldı? Vallahi bana bakma, ben bilmiyorum. Ben bir Cemal'e bakayım. Bana ne bakıyorsun be? Kendime mi bakayım ha? Ne? Sen mi çaldın? Sen ben almadım diyor. O ben almadım diyor. O ben almadım diyor. O ben almadım diyor. Geriye kala kala ben kaldım.
Demek ki çeki ben çalmışım da haberim yokmuş. Ana. Sen çeki nereye sakladın? Elinin körüne sakladım. Ne vuruyorsun ana? Ellerin dert görmesin ana. Boşuna dememişler. Kızını dövmeyen dizini döver diye. Çeki bizden biliyor. Ama kim? Canım oğlum, sana bir şey olacak diye ölüp ölüp dirildim. Çeki senin çalmadığını biliyordum. Saçmalama Hamide, tabii ki o çalmadı. Benim oğlum doğrudur, helal süt emmiş, haram el uzatmaz. Hey be! Koçum benim be! O kimin oğlu he? Benim! Hayır benim oğlum. Ben olmasaydım Burhan'ım da olmazdı. Esas ben olmasaydım Burhan olmazdı. Esas ben! Ben! Yeter be yeter! Çocuk gibisiniz valla. Ben burada ecel telleri döküyorum. Siz kalkmış tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar tartışıyorsunuz. Valla ben tavukla yumurtadan söz etmedim. Sus artık Hamide. Görmüyorum. Oğlum stres vurmuş. Kim vurmuş? Kim vurmuş? Oğluma işkence mi ettiler? Aman ben ölen, ben ölen. Ya şimdi kafayı yiyeceğim ya. Selam millet. Ben geldim. Bir sen eksiktin. Geçmiş olsun amcaoğlu. Sağ ol Saffet. Sana bir şey diyeyim mi? Sakın filmlerden bahsedeyim mi canını okurum. Okuduğum bir kitaptan bahsedeceğim. Saffet! Oğluma çeki çalmış diye iftira ettiler biliyor musun? Bilmez miyim yenge? Ne yalan söyleyeyim. Az kalsın ben de inanacaktım. Ne oluyor ya? Seni gansız seni. Amca oğlunun hırsız olduğuna nasıl inanırsın he? İnanmadım amca. Az kalsın inanacaktım bak, dedim. Bak hala... Baba! Ya baba sen de sakin ol. Filmlerden bahsetmeyeceğim ama sizlere bir şey diyeceğim. Bir filmde görmüştüm. Ya, sana sus. Sus bak sustukça sıra sana gelecek. Bana mı? Ya mesela diyorum yenge. Susmak olayı kabullenmek demektir. Hakkını arayacaksın. Gelelim sana amcaoğlu. Bana gelme de kime gidersen git. Olmaz. İftiraya kurban giden sensin. Senin amcaoğlun olarak suçluyu bulmak boynumun borcu. Nasıl bu cene? Bir bildiğim var elbet. Dedektif Saffet iş başında. Ana, sen o çeki yolda düşürmüş olabilirsin. Kızım, niye laftan anlamıyorsun? Asalak kızım. Çeki masanın üstüne koydum diyorum sana. İstanbul'da olsaydık çeki kimin çaldığını şıp diye bulurduk. O nasıl oluyor? Bak şöyle oluyor. Yalan makinesi diye bir şey icat etmişler. Kimin yalan söyleyip kimin söylemediğini hemen tespit ediyorlar. O zaman kalkın İstanbul'a gidelim. Hacer. Kızım git şoföre söyle arabayı hazırlasın. Salim. Sırf konuşmuş olmak için konuşmasan olmaz mı? Ben ne dedim ki zaten? Bakın aklıma ne geldi. Bakın şimdi. Şu kibrit çöplerinden birini kırıp saplarını gizleyelim. He. Artık en kısasını kim çekerse çeki de o almış demektir. Hı? O kibrit çöpü yerine. Ben senin bacağını kırsam daha iyi olmaz mı Hacer? Aman ana yani sana da hiç iyilik yaramıyor. Bana iyilik yapmanı isteyen kim lan? Bağırarak bir yere varamayız. Soğukkanlı olmak lazım. Sana göre hava hoş Hayruş Hanım. O çekin hesabı benden sorulacak. Mahkemelerde ben sürüneceğim, sen değil. Aman ne halin varsa gör Kezbancığım. İnşallah mahkemelerde yargılanırsın. Hapis cezasına çarptırılırsın. Sağlık kontrolünden geçerken de deli olduğun saptanır. Ömrünün sonuna kadar da akıl hastanesinde kalırsın. Oh be! Kaç kaç! Benden kaçabilirsin. Adaletten asla. Çeki sen aldın biliyor musun? Burhan için de öyle söylemiştin. Ne oldu?
Rezil olup çıktın. Çeki sen sakladın. Suçu başkasına yüklemek istiyorsun. Ama merak etme, çok yakında foyan meydana çıkacak. Dua ettin misafirsin. Yoksa ben sana edeceğimi bilirdim. Misafir değil canım, ev sahibi. Yarı yarıya, anlıyor musun Kezban yenge? Tövbe tövbe. Teyze hoş. Girebilir Girsene miyim? Girsene canım, gir yavrum. Gel. Teyze ne olur bana bir akıl ver, ben ne yapacağım? Burhoş'la mı ilgili? Onu çok kırdım. Suçsuz olduğunu bas bas bağırmasına rağmen yine de ona inanmadım. Üzülme. Üzülme, her şey yoluna girer. Nasıl? Yarın sabah yapacağın ilk şey gidip ondan özür dilemek. Beni affedeceğini sanmıyorum. Eder eder. Aşk bu, her şeyi affeder kızım. Sahi mi? Sahi tabii. Hadi ama bırak somurtmayı da gül artık. Aa, Burhan'ın suçsuz olduğuna sevineceğine neredeyse ağıt yakıp ağlayacaksın. Canım. Elbiseme bakın, ne hale geldi. At artık o elbiseyi. Bir işe yaramaz o. Niye atayım? Bu bir suç aleti. Kezban beni hem dövdü hem de meskene tecavüz etti. Onu şikayet edeceğim. Hapislerde süründüreceğim. Ya çocuk olma anne. Ne şikayeti? Yaptıkları yanına kar mı kalacak? Dağ başı mı burası? Şuraya bak. Yeni aldığım elbiseyi ne hale getirdi? Saçımı başımı yolmasına ne diyeceksin? Kuaföre de dünyanın parasını vermiştim. Yalan söyleme bari. Gelin tarafıyım diye saçını bedavaya yaptırdın. Sen de paparaziler gibisin. Sır saklamasını bilmiyorsun. Ben anlamam, şikayet edeceğim işte. Bırak, Allah'ından bulsun. Her şeyin bir sırası var yenge. Bekle gör, taktiğini uygulayacağız. O ne demek, hangi filmde görmüştün? Bir filmde görmüştüm. Benim aklımın almadığı şey Çeke ne oldu? Çek Kezban yengede. Aklınca ona buna iftiralar atıp o paraya tek başına sahip olmak istiyor. O deliden her şey beklenir. Hı? Ya Kezban yenge niye öyle bir şey yapsın ki? O Çeki okul yaptırmak için almıştı. Böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Sen de o çatlağa toz kondurmuyor. O deli ananı evire çevire dövüyor. Seni hırsızlıkla suçluyor. Sen hala kalkmış onu savunuyor. Siz o işi bana bırakın. Göreceksiniz. Tereyağından kıl çeker gibi o Çeki Kezban yengenin elinden alacağım. Bu işi nasıl edeceksin yeğenim? Buna kafa derler amca. Birkaç dedektif filmi seyrettim ve o iş bitmiş demektir. Hadi kalk, gidiyoruz Buran. Nereye be? Bizim eve, hadi. Bu işte bir asistana ihtiyacım var. Ya beni bulaştırma amcaoğlu. Bulaşacağın kadar bulaştın zaten. Hadi yürü benimle. Hadi. Hayır, gelirse haber ver. Sana banyoda diyorum. Sen işine bak hadi. Adım gibi biliyorum. Çeki o Çeki. Buranın içinde aynı şeyi söylüyordun. O Çeki muhakkak bulmalı. Bu köye okul yaptırmadan ölürsem gözlerim açık gider. Daha iyi ya. Manzarayı seyrede seyrede gidersin. Birazdan sana manzarayı gösteririm ben. Burada mı? Yok, 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 yok! Nereye saklamış olabilir ki? Tabii ya. Göğsünde saklamıştır. Şşt, geliyor galiba. Topla. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Sen de ara. Onu bulup ne edeceğiz? Çeki bulursak milyarlar bizim olur kızım. Ben para mara istemem. Bu
Burhan'ın beni affetsin yeter. Enayiline doyma. Kızım, aşk karın doyurmuyor. Ey çek! Elma desem çık, armut dersem gene çık. Abla, çeki sen çalmış olabilir misin? Salaklaşma Hacer, git başımdan. Bak, çek sen diyorsa yemin ederim kimseye bir şey demem. Tabii %50'sini sus payı olarak alırım. Anama da babama da hiçbir şey demem. Ha, söyle sen de mi? He, ben de. Nerede? Sana da zırnık koklatmam. Şimdi anladım. Burhan o çeki çalıp sana verdi. Nasılsa sen evdensin. Senden kimse de şüphelenmez. Ama ben kaçın kurasıyım kızım. Bir seferde anladım sende olduğunu çekin. Ay Hacer, insanı çatlatmaya bilebilirsin. Git yoksa kafanı kıracağım. Öyle mi? Sen şimdi görürsün. Ana! Ne var kız? Anama değil mi? Yoksa beni de ortak edeceğim mi? Hadi hadi ver. Al sana çek. Al sana sus payı. Al sana. Gel buraya. Ana. Kork benden Kezban yenge. Artık bu köyün muhtarı değil, karılar koğuşunun ağası olacaksın. Vakti ot da yok değil mi? Üşümüyorsun değil mi burada? Aman benim sorduğum soruya da bak. Hayvan kısmı üşür müymüş hiç? Sarı kız, söylesene. Böyle uzun boylu bir oğlan geldi mi buralara? Geldi mi? Söylesene. Geldiğimi söylesene sarı kız. Sarı kız söylesene. Niye korkuyor Sülbiye benden? Sarı kız korkmuyormuş. Sadece utanıyormuş desene. Kimden utanıyormuş sarı kız, benden mi? He. Sarı kız. Ne diyormuş sarı kız? Şey diyorum sarı kız. He. Şey diyorum söylesen ona. Ben var ya. He sarı kız. Ne diyormuş? Sarı kız çiçekleri sever miymiş sorsana bir. Sevmez olur mu sarı kız? Çok severmiş. Biliyordum sevdiğini sarı kız. Salak bunlar ya. Vallahi salak. Nasıl konuşuyorlar? Evlenmek istiyorum. Sor bakalım ne der? Gördüm. Anama söyleyeceğim. Elini olanlarıyla karıştırdın duyunca kızacak sana. Söyleyeceğim. Kardeşim dur konuşmayalım. Görürsün söyleyeceğim. Hacer! Hacer dur! Penceresi cam cama muallim. Selam söyle amcana muallim. Selam söyle amcana muallim. Kezban kızını vermezse muallim. Kezban kızını vermezse muallim. Yapma Sülbiye'm utanıyorum. Niye utanacakmışsın? Bugüne bugün koskoca bir öğretmensin. Ben de öğretmen karısı olacağım. Ne dedin sen? Diyeceğimi dedim işte. Ben pek iyi duyamadım. Kulaklarını açsaydın. Bir daha söylesen günah mı girersin? Neyi? Öğretmen dedin ya. De hadi. Öğretmen karısı olacağım dedim. Olacaksın değil mi? Önümüzdeki 50 yıl ölmez sağ kalırsak inşallah olacağım. Bakarsın huzur evinde nikahımızı kıyarız. Böyle konuşup moralimi bozma kız. Ne edeyim Burhan'ım? Bizim evliliğimiz AB'ye girme işinden bile zorlaştı. Artık hayallerde buluşuruz. Biz gerçeğiz Sülbiye. Sen, ben, aşkımız hepsi gerçek. Annem de gerçek Burhan. Evet. Keşke o hayal olsaydı. Hopladım indim bağa. Başım değdi yaprağa. Naz diyarı almadan girmem kara toprağa. Evleri var köşeli. Aynaları döşeli.
Kurudum gazel oldum bu sevdaya düşeli. Bunlar salak ya. Vallahi salak. Çok da komikler ha. Hem de pek de güzel maniler söylüyorlar. Hadi devam edin. Vallahi film gibi. Bu dağlar meşelerde. Gül suyu şişelerde. Herkes yarını almış. Ben kaldım köşelerde. Kuyudan su çekerim. Çeker çeker dönerim. Ne yapayım sevdiğim. Tecellimmiş çekerim. Dama girdim dama çık. Arpalar kara kılçık. Sen bana varacaksan al bohçanı yola çık. Dikendir tarlanın gülleri diken. Kör olsun dikeni yollara döken. Ayrılık değil mi boynumu büken? Safet, bu halin ne böyle? Bir yere mi gidiyorsun? Size gidiyorum. Hayırdır? Çekle ilgili birkaç soru soracağım da. Hazır seni bulmuşken önce senden başlayayım. Söyle bakayım, olay günü neredeydin sen? Olay günü mü? O da ne? Anlamamazlığa gelme Sülbiye. Çekin çalındığı gün neredeydin? Ha, tarladaydım. Şahidin var mı? Aa, bana inanmıyor mu? Ben işimi yapıyorum. Neymiş senin işin? Özel dedektifim. Amcamın oğlunun suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışıyorum. Nerede şimdi o? Burhan mı? Hı. Bilmem. Morali çok bozuktu. İnşallah intihar etmez. Söylesene olay günü yanında şahidin var mıydı? Yanımda Hacer vardı. O evde. Ben de bir an önce Burhan'ı bulup ondan özür dilemeliyim. Bakalım beni affedecek mi? Yavaş ol Ayruş, boğulacaksın. Aa, olur mu ayolcan, boğazdan gelir. Cemal nasıl? Hı? Ateşi biraz düşmüş. Bu grip de herkesi kırıp geçiriyor vallahi. Sağlıklı beslenirsen enişte hastalanmazsın. Hı. Seninki sağlıklı beslenme mi teyze? Seni gören de yangından bal kaçırıyorsun sanacak yavaş. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ne yedim ki? Yediklerimde gözünüz mü var? Beni yemediğin kaldı. Allah Allah. Merak etme baba. Teyzem vejetaryandır. Bayanlar baylar. Hem günaydınlar hem de afiyet olsunlar. Ne işin var senin burada? Kahvaltı yapmadıysan geç. Sherlock Holmes. Pire, yeni imajın bu mu? Gel. Dur ben sana bir bardak getireyim. Lütfen rahatsız olmayın. Birkaç soru sorup gideceğim. Ne? Anketörlüğe mi başladın? Hayır, dedektif oldum. Ha! Kezban yenge yok mu? Ay! Boğazıma dizdin ayol. Yok, muhtarlığa gitti. Evde sizden başka kimse var mı? Cemal var, odada uyuyor. Çağırın gelsin. Ne olacak? Ona birkaç sorum olacak. Cemoş hasta uyuyor. Geçmiş olsun, nesi var? Grip oldu. Kuş gribi mi, Çin gribi mi? Şaka yaptım. Bu sorunun dedektiflikle hiçbir ilgisi yok. Başka Ercep var mı deli? Ercep sensin. Ama sahi ya benim. Beni niye çağırdın Sülbiye? Hacer'in bana haber mi gönderdi? He? Söyle. Bırak şimdi Hacer'i. Olmaz. Ölürüm de Hacer'i bırakmam. Ercep, Burhan'ı gördün mü? Görmedim. Onu bana bulabilir misin? Niye? Kayıp mı oldu yoksa? Yok yok. Bak şimdi.
Sen aşıkların halinden anlarsın değil mi? Anlarım anlarım Zümiye. Yok. Şimdi git Burhan'ı bul. De ki Sülbiye seni kayalıklarda bekliyor. Ama çok acele. Tamam mı Ercan? Hadi. Ercan Burhan'ı bulacak. Sülbiye ile kavuşturacak. Hadi. Ercan hadi. Burhan'ı bulacak. Sülbiye ile kavuşturacak. Hadi. Ercan Burhan'ı bulacak. Ay. Demek kolay günü bir tek Burhan'la siz evdeydiniz ha? Evet. Teyzem çalmadığına göre o çeki amcanın oğlu olan malum kişi çalmıştır. Burhan'ın suçsuz olduğu anlaşıldı. Bazen adalet de yanılabilir. Adım gibi biliyorum. O çeki o çalmıştır. Şimdi parmak izlerinizi alacağım. Buraya parmağınızı basın. Size bir şey diyeyim mi? Konumuzla ilgisi varsa söyle. Yoksa sessiz olun, konsantrem bozuluyor. Saffet, sen var ya sen salaksın oğlum. Ama biz senden de salağız. Sen kim oluyorsun da bizi sorguya çekiyorsun ha? Parmak izlerimizi alıyorsun. Öldürürüm seni ha. Doğru valla. Baba sen de kuzu kuzu bu kağıda parmak basıyorsun. Hakikaten ya. Sen de amcanın oğlu gibi evimizden bir şey çalmadan defol git. Yanlış anladınız. Yürü diyorum sana ben yürü. Ben burada sadece yurttaşlık görevimi yapıyorum. Ya defol git hadi defol. Hadi oradan defol. Hadi. Git. Seni terbiyesiz seni. Koş. İyi oldu düştün. Herkesin selameti için ipuçları düşürüyorum. Kim düşürecek bakalım. Salim vur amca. Vur enişte vur. Salim vur. Amca. Seni provokete ediyorlar. Dur lan çekil. Vur enişte. Hadi. Yaptığı günde dayak yemesem kurban keseceğim ya. Hadi. Köyün günah keçisi oldum. Çık yürü ya. Vur enişte vur. Vur baba vur. Tüh sana. Gelmeyeceksin diye çok korktum. Senin için Ferhat olur dağları delerim. Mecnun olup köllere aşar gelirim Sülbiye. Avni! Ne işin var burada? Ne demek ne işin var burada? Beni beklemiyor muydun yoksa? Yok canım. Hasretle yolunu gözlüyordum. Çekil git buradan Avni. Bak birazdan Burhan gelecek. Burada olduğunu görürse ne yapacağını biliyorsun. O hırsız mı gelecek? Burhan hırsız değil. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Hadi defol git buradan. Burası kimsenin tapulu malı değil Sülbiye. Burası aşıklar kayalığı. Bütün aşıklar buraya gelir. Ben de sana sevdalı bir aşık olduğuma göre buraya gelmek benim de hakkım. Demek aşıklar kayalığı. Benim bildiğim buraya sırasıklama aşıklar gelir. Sırasıklama aşıklar. Kolay gelsin Kezban yenge. Sen de mi bir şey çalmaya geldin? Aşk olsun Kezban yenge. Bana aşk olsun deme. Biz düşman aileyiz. Ne işin var senin burada? Bu çek olayını araştırıyorum da. Sana ne oluyor? Sen kendini ne sanıyorsun? Her şeye tepki vermek mecburiyetinde misin ya? Sakin ol biraz. Sana olay günü neredeydin diye sormaya geldim. Bir düşüneyim hele. Olay günü Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış kokteylindeydim. Türkan Şoray'la sohbet ediyorduk. Dalga geçme ya. Ben çok ciddiyim. Sen çeki bulmak istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum tabii. He? Bak sana sorduğum sorulara net ve kesin cevaplar verirsen o cevapları birleştirip olayın çözülmesine yardımcı olacağım. Şimdi. Çeki eve ne zaman bıraktın? Öğle vaktiydi. Bana tam saatini söyle. Saat 11'e 33 dakika 46 saniye 18 salise vardı. Bak yine dalga geçiyorsun. Çabuk git lan buradan. Ailece kaba güç kullanarak beni sindiremezsiniz. Ben bu görev için kelleyi koltuğuma aldım. Öleceğimi bilsem bu davadan vazgeçmem. Çekin sende olduğunu biliyorum Kezban yenge. Bak, biliyorum. Git lan başımdan. Elimden bir kaza çıkacak. Gencise. Severler güzeli gencise. Oğlum. Gel bari bir lokma yemek ye. İştahım yok ana.
Bütün gün bir şey yemedin. Böyle aç karnına kalınmaz ki. Hamide, varma üstüne. Acıkınca yer nasılsa. Ben odama gidiyorum. Bak. Kaç gündür yemeden içmeden kesildi. Allah insanı bu iftiradan saklasın. Oğluma bir şey olursa Kezban'ın başına dünyayı yıkar. Bir şey olmaz. Kaç kaç? 500. Buyur ana. Sağ ol. Al babacığım. Sana çayımı açık yap dememiş miydim kızım? Açık işte baba. Daha ne olsun ha? Sülbiye. Git Cemal'i getir. O da çay içsin. İçi ısınsın biraz. Canım sağ ol. Buyur baba. Afiyet olsun. Allah'tan Cemoş'un bünyesi sağlam da hastalığı çabuk atlattı. Ben çocuklarımı iyi besliyorum. Bazıları gibi hormonlu yiyeceklerle beslemiyorum. Ay bana laf dokundurmadan edemiyorsun değil mi? Cemal kalk hadi. Ya! 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 Sana kalk dedim koca tembel. Ya bir git ya! Anan emir buyurdu. Boynum kıldan incedir hadi kalk bakalım. Aman da sevsinler ablasının bir tanesini. Hadi gel hadi hadi. Ya uykum var. Ya kitabımı da alacağım. İyi al hadi. Anasının gülü. Ah canım. Ay. Gitti canım. Güzelim kilim. Kız önüne baksana. Ya anne görmedim. Kahretsin. Dikkat etsene evladım. Ay bağırma Kezboş. Cana geleceğine mala gelsin. Sana göre havaya şair şanım. Ben bu kilime kaç kayme saydım sen biliyor musun? Ay hayır bilmiyorum. Hadi Erman çay getir. Oldu. Karşında babanın uşağı vardı çünkü. Tabii babasının uşağı var. Ne olmuş yani? Çabuk kardeşine çay getir bakayım hadi. Baba ya. Ama ben hastayım. Aman bu evde hasta olmayan mı var? Cemoş gel yanıma canım. Gel kuzucuğum. Yarın çarşıya ineceğim. Sana ne alayım kuzucuğum? Anası varken çok şükür oğlumun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Çocukların önünde tartışmayalım Kezboş. Kötü örnek oluyoruz ya. Buraya gelmekle onlara kötü örnek oldun zaten. Sen ne demek istiyorsun? Anlar. Yapmayın ya. Kardeşim olduğun için senden utanıyorum. Asıl ben senden utanıyorum. Kızım sen çatlaksın çatlak. Bütün tahtaların eksik senin. Sana çekmişim. Allah Allah. 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 Yapmayın. Yapmayın. Bakalım seni. Yapmayın. Kes bunu. Ana. Ana. Herkesin günahını al. Helal paraymış doğrusu. O çekin kitapta ne işi var? Vallahi ben koymadım. Burhan'a da iftira ettin onu. Biliyorum. Yarın gider onlardan özür dilerim. Ay sen özür dilemesini biliyor musun canım? Bir konuda haksızsam dilerim tabii. O zaman benden de özür dile bakalım. Senden bir şey dilerim. Bir an önce buradan çekip gitmeni. Hiç güleceğim yoktu. Çok beklersin şekerim. Benim gidişimi ancak rüyanda görürsün canım. Hayat boyu kabusunum. Allah'a şükürler olsun. Buran suçsuzmuş. Aman çekilme çamsa kızı gibi. Öf. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, üç, dört, iki, üç, dört, bir, iki, altı, yedi, sekiz, dokuz. Günaydın. Oo, prensesim uyanmışlar. Ayol saat kaç? Üsküdar'da çoktan sabah oldu. Bana ne Üsküdar'dan, burası Mudanya.
Ne öyle ters ters cevaplar? Tersinden mi kalktın? Kusura bakma teyze. Dün gece rüyamda çok kötü şeyler gördüm. Hayırdır inşallah? Buranı görüyordum. Ateşler içinde kıvranıyordu. Onu rüyanda göreceğine gidip kendisini görsene. Bana çok kırılmış teyze. Beni kolay kolay affetmez. Eder eder. Evladım, bu lafları bana edeceğine gidip kendisine söylesene. Bilmem ki. Ne demek bilmem? Aşkta vakit nakittir. Mutluluğa koşmak için ne bekliyorsun? Hadi koş. Haklısın. Ben bir an evvel gideyim. Nasıl da tazı gibi koşuyor. Sabah sporu için koşalım desem kaytarır. Söz konusu aşk olunca. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Burhan! Burhan, müjde! Burhan! Hamide teyze! Burhan! Burhan! Hamide teyze, müjde! Çek bulundu! Hem de nereden çıktı biliyor musun? Benim kardeşim Cemal'in kitabından. Burhan evde mi? Ona müjdeyi vermeye geldim. Burhan gitti. Gitti mi? Nereye? Nereye gideceğini söylemedi. Ama köyü temelli terk ettiğini biliyorum. Bir daha da buraya dönmeyecekmiş Burhan. Aman Allah'ım. Kızlarına yazık. Okuyacağız diye sabahın köründe onlarca kilometrelik yolu tepiyorlar. Ecem ne oldu? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Laflar Ecem bir şey yapma. Sana? Ben. Yok, bana diyecek. Ya şu kadar daha büyüktüm canım, sen değil. Sen kendi içine baksana. Kafasında bir sen bir ben. Ben olaydım, kavuşaydım. Kavuşaydım Hacer. Sen inanmıyor musun? İnanmıyorum. Ben işimi yapıyorum. Ben işimi yapıyorum. Neymiş işim? Özel dedektif. Özel dedektif. Amcamın oğlunun suçsuz olduğunu ispat etmeye çalışıyorum. Suçsuz olup o. Cehennem olur inşallah yerin. Kırmalı yerin inşallah. Aynı aynı o her şeyin aynı. Yenge, muhtar oldun Kezban yenge.